Yapız. Selamün aleyküm değerli takipçilerim. Herkese sağlık, sağlıklı, hayırlı günler, mutlu günler. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. İyiyim demek adet olmuş hepimiz. Tabii ki çok kötü. Moraller sıfır. Psikolojimiz sıfır. Acımız büyük, kaybımız büyük. Allah yardımcımız olsun değerli takipçilerim. Bugün hafta sonu. Çocuklar evde, havada biraz güzel olunca çocuklar bunaldı, birkaç gündür bir dolaşalım Yuşa Hazretlerini ziyarete gidelim dediler çocuklar. Şöyle bir dışarıya çıktık. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Acımız büyük. Emeğe geçen, yardım eden, destek veren herkesten Allah razı olsun depremde de kardeşlerimize. Bizlerin de burada elimizden bir şey gelmiyor. Elimiz kolumuz bağlı, dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Allah inşallah dualarımızı da kabul eder. Yavaş yavaş şöyle çıkartalım Yuşa Hazretlerine gelelim dedik. Onu ziyaret edelim, dua edelim. Bir de çocuklar hava alsın diye düşündük. Haydi hep beraber gezelim Yuşa Hazretlerine. Maşallah, maşallah. Tamam. Hani Caner gibi. Cuma camiye namaz kılmak sonra biz de kalalım. Ha, tamam. Tamam hadi. Gire inelim o zaman. Gel şurada. Annem buradan almış işte o şeyi. Şöyle bir şey. Tohumunu mu ekmiş? Ben de ektim de bitmedi. Çekil gelin. He. Bu değişik. Mersin'dekiler daha büyük sarı. Kaktüs meyvesi değerli takipçilerim. Yok. Yok. Adana meyvesi mi abi? Evet, ondan da bu onun farklısı. Neye benziyor anne? Ben yedim da sen merak ediyorsun. Bu da mı yiyiliyor? Aa çok enteresan. Anne bak bilirsin. Mı? Çok güzel. Kaktüs meyvesi değerli takipçilerim. O da aynı sağ. Sen bak ye. Çekirdeği çok oluyor. Güzel, tadı çok güzel de. Bu da mı aynısı? Aynı aynı. Aynısı. Tadı çok güzel. Çekirdeği çok. Camiye bak bakayım mı? Bak şurada ne var? Baksana çilek gibi, çok güzel. Görmedim. Bir tane ısır çilek gibi. Bir tane ısır çilek gibi. Isırması. Güzel değil mi? Anne! Kaktüs meyvesi. Buyurun. Kaktüs meyvesi. Bu ne kadar küçük? Bu 25 lira. Buyurun. Dağıtmak için şeker var, lokum var. Buyurun, buyurun kızlar. Buyurun. Hanım var. Buyurun. Ne kadar? 30 lira. Gelin bir daha. Buyurun. Beşer, beni elinse kaybolur. Hareket edelim. Beşer, çağırın. Gösterin. Canım, buyurun. Günler eteme. Bunun arasında para var. Aynen. Bu 20 lira. Kenara gel kızım. Ela kenara şeker gel. İçinde altında şeyi var. Buyurun. Evet şekerler, lokumlar buyurun. Tamam mı? Tamam kırdı. Tamam kırdı ama. Buyurun. Buyurun. Sen bu yanına. Asıl güzel şeyler burada bence. Çok güzel.
Orijinal doğal taş. Öyle mi? Bakarsan anlayacağım. Şunlar da hayat ağacıymış arkadaşlar. Ne işe yarıyorsa. Şifalı taşlardan yapılmış hayat ağacı. Rengarenk şeker gibi de. Bir bakıyoruz öyle. Güzelliklere bak. Güzellik. Bizim orada yüzüne bakan olmaz. Tütsü nasıl güzel koktu. Kızım benim, düşünceli kızım. Bir şey demedim ki ben. Kızım bana hediye aldı, değerli takipçilerim. Kızımın hediyesi değerli takipçilerim. Elif'imin hediyesi. Ela. Evet, var mı bekleyen? Yardımcı olalım. Bırak şapkanı. Buyur abla. Esmi var, şal var, yazma var. Başörtüsü var, buyurun. Sen diye pembe aldım ben. Tamam kızım, evet pembeyi sevdiğim için. Şundan seccadem var. Bak benim de kahverengiymiş açık. Yine de alacak olsam pembeyi alırdım. Yemenler nasıl değişikmiş? Şunu mu? Şunlar ne kadar? 75. Yazıyor ya. He, yazıyormuş kulübü. 75. 75, 60, 40, 35. Bir iş yapmış zaten. Şunlar çok güzelmiş. Al. Sade. Alayım da ne oldu? 6 tane de 120 yapıyor. Şey ya. Gidelim hocayla. Gidelim mi? Geç daha iyi. Gidelim mi? Yo yo, burada kılalım da hani milletinden kılardık daha iyi olurdu. Benim abdestim var. Benim de var. Amin. Tehlikeye karşı muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin.
memleketimizin başına gelmiş bundan, bu büyük felaketten dolayı hasreti imtihan etmiş olan mümin ve müminat kullarına rahmet ile muamele eyle. Şehitlerimize, şu nedatim kardeşlerimize rahmet ile muamele eyle, ruhlarını şad eyle. Allah'ın kutluğu Kur'an-ı Kerim'den nasıl olan sevabı. Mütbari kainat ömürlüğünü ruhim ve gibelerler diye eyle bizden vasıl eyle. Okulan cümle Kur'an-ı Kerim'lerimizi İlahi ya Rabbi, dinleyimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara sen kutlandı ve arama ordumuzda, havada, karada, denizde, her zaman ve her zaman bir yetkin kafiyetler eyle. Hadi girelim önde. Amin. Kulluğunda da yerine, dinamenizi işe gel sana gel. Neredelermiş? Buradayım, geliyorum. Nasıl da baharlar bayıla bayıla. Çocuğun şeyinin kilim attık ama şu şarkı. Aynen. Haydi.
Çok minik. Şu değişik ama yabani. Çok minik ya, o ne? Yabani. Ormanlar. Buyurun. Gidiyoruz hadi. Sigirtler yeniyor mu? Ne yapalım? Buyurun efendim, buyurun. Çileğin kuzeni. Anne. Tamam, müşküle yapalım o zaman. Çileğin kardeşinin kardeşi olunca kendi kardeşi olun. O yüzden. Emme oğlusun. Aynen. Anne söyleyeyim mi? Attın mı baharatlarını? Evet. Tekrar merhaba değerli takipçilerim. Selamlar hepinize. Büyüşü ayı gezdik, gezdik arkadaşlar. Bak kalbimi gezdik. Sen ol. Büyüşü ayı gezdik arkadaşlar. Duamızı ettik. Allah kabul etsin. Ziyaret ettik. Karnımız acıktı. Vallahi karnımız acıktı. Eren'imin de canı sulu kokta istemiş arkadaşlar. Ben de anne yemeklerini özleyince sırayla hepsini tek tek yaptırıyorum. Tabii biraz ki de. Biraz sonra da el baklava. Annem varken tabii ki de biz yapacak değiliz el o yemekleri. Baklava. Yalnız el baklava. El baklavası. El baklavası yapacağız. O zaman da çekeriz. Ya abi işte burada salata yapıyor. Oğluşumun canı istemiş. Bunlar da sen yap anne dediler, özledik. Ya abi işte burada salata yapıyor. Senin yemeklerini dediler. Başladım bakalım. Kızlar diğer yemekleri, salataları yapıyor. Her biri bir işe koşun koyuldu. Balık yapıyoruz ben biz de. Ben de bunu yapayım. Bunu düğün su açıp az açıp da döksek mi? Ne kırıyorsun? Ne kırıyorsun? Sen kızıyorsun onu, ben mi kızıyorum? Kendinin de fikri neyse zikri de o oluyor. Düğünden demiyorlar hiç burada da tuhaf geliyor. Ama ben de ondan koyuyorum oraya. Sen her şeyini bana ödemek zorunda mısın? Çekerim başlamalar. Hem de kamera karşısında iki bacı iki elti dövüşüyor arkadaşlar. Biz hep dövüşürüz hep sevişiriz. Ne diyordunuz? Ne yapın da yarın oldu çekişecek diye. Arkadaşlar biz şu ince bulgura kofteri bulgura düğüm dedik. Anne bunu onun ben de üstüne mi yapacağız? He o yüzüne. Değil, bunun yumurtasını neyse sonra. Düğü dedi. İstanbul'da da hiç düğü diyen yok. Bulgur. Benim düğü dediğime gülüyorlar. Gribi konuşamıyorum da burnum çıkan. İnce bulgur deniyor burada. Düğü deyince de bir şey. Ne dedim değil mi? Ya camı niye kapatıyorsun? Nereye balkon? Düğü deyince de bir tuhaf geldi yani komik geldi. Biz düğü dedik arkadaşlar koydum. Mürvet yenge izliyor mu seni? Biz söylüyoruz. Düğü var, marıl var derdim. Bizim bir komşum var arkadaşlar. Kulaçın nasıl Mürvet yenge de burada selam olsun. Düğü nerede? Şeydirdi. Otururken. Haydi kızlar, düğü var, marıl var. Bir kısır yapın da yiyelim derdi. Domatesin yok, öyle kaçırdılar. Yeter kızlar. Domates aldıyla kaçtı bir. Yeter değil mi? Açtı kaşlığı. Değerli takipçilerim. Tavuk göğsünü yapıyor köftemizi. Şey malzemelerini de vereyim. Biraz tavuk göğsü, göz galeri. İçine iki tane soğan çektik robottan. Tavuk göğsüyle birlikte ince bulgurunu da bak ince bulgur dedim. Köftelik bu. Köftelik bulguru da döktüm içine. Bolca baharat attım. Maydanoz doğradım. Tabii ki bol soğan. Şimdi güzelce yoğuracağım bunu tutana kadar. Ben azıcık ıslatıyordum. Benimki yumuşak oluyordu. Demek ki hayır, sulu köftenin değil. Köfte çöreğini. İşte o da bundan olur zaten. Tamam işte şey. Diyemedim ya.
He, anladım. Islatmamam gerekiyormuş. Evet, sıvık oluyormuş aynı. Neyse bir dahaki sefer öyle yapacağım. Hayır, bu evde öyle olmuyor işte. Bizim demircinin cenazelerde, düğünlerde döverek yapıyordum da ondan. Hiç vazgeçilmezimiz. Arkadaşlar bu da diyebilirsin. Sulu köfte. Çok sevilir. Davetlerde, cenazelerde, düğünlerde her yerde olur. Doğrudan huzursuzlar. Niye sakın bunu buraya koydun? Biz sulu köfteyi tavuk göğsüyle yapıyoruz. Normalde kıymayla yapılıyor. Bizim kıymayla da yapılmaz. Kıymayla kokuyor, sevmiyoruz biz kıymayla. Kıymayla da yapılmaz. Değerli tavukçilerim, siyah, kırmızı eti taşın üstünde iyice keserinen ya da özel... Hayır, burada kıymayla yapıyorlar. He, burada buralar böyle. Burada bir de patatesli yapıyorlar böyle sulu köfteyi. Taşın üstünde güzelce döverip özleşene kadar eti, bulgurunu hepsini de taşta dövülür, öyle yapılır aslında. Buralarda öyle bir dövme imkanı olmadığı için. Bir de tavuk göğsü sıkı oluyor. Dağılma ihtimali olmuyor. Kıymayla dağılma riski daha çok olduğu için bu kolayımıza geliyor. Hem de çok lezzetli oluyor. Bundan yapıyor. Yavuz Pazı. Yatak odası aynalıktaki gardırobu aç. Orada. Köftemiz oldu arkadaşlar. Şöyle. Gardırob. Anahtarı al. Yuvarladık. Suyunu da kaynattım. Ay dur var ya. Köftelerimi döküyorum şimdi. Elif duymasın. Koca çiğ köfte tepsisiyle mi köfte? Oynuyor mu? Elalde arada şey karıştırdım. Neyi? Koyacağım şimdi. Oynayacak hazır olmuşlar. Kaşık verir mi şuradan? Kaşık diyeceksin. Bunlar da nedir sen gülüyor. Sanki demirci koyu değilsiniz siz. Değiller. Nasıl değiller? Değiller. Evet. Demir, sen demirci koyuyorsun. Demirci koyu değilse bana da işte. Sonuçta koyulur. Allah ne ya. Görmemişiz, etmemişiz bir şey. Güzel saraylı. Sanki biz seni yargıladığımız için mi gülüyoruz? Ben öyle sanıyorum. Şurada da soğanını doğradık. Soğanımız kalmıyor değerli takipçilerim. Onu da yüzüne dökeceğiz. Güzelce pembeleşsin. Bir de vuruyor kapıya. Köftemiz kaynasın. Soğanımız kurusun. Ben söylüyorum. Diğer yemeklerimiz de hazır. Kızlar masayı da hazırladılar. Anneciğim o çok zararlı. Şöyle soğanımızı da dökelim değerli tatlım. Sen ne içiyorsun o zaman? Ben hiç içmem ki. Şşş. Video çekiyor açacak. İçiyor ya. Ya bu ne? Ayran içerim sadece. Salata bakayım ben hiç içecek miyim? Solağıma dek geldi şöyle dökeyim. Bak bu ne içiyorsun? Ela. Ela da anne babam namaz kılıyor. Kepçe vereyim mi anne? Kepçe. Anne şu an Eren abinin uyandırsın dedi ya. Ben de şaşırdım, ne oldu? He, depremdeyken köftemiz hazır değerli takipçilerim. Bizlere afiyet olsun. Çocuklar sabırsızlandı bu arada, acıktılar.